Merhaba arkadaşlar. Java güncellemenin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bundan sonra kullanacağımız derleyici olan Eclipse'in kurulumunu ve birazcık da olsa Eclipse'i tanımaya çalışacağız, öğreneceğiz. İlk önce Java'nın JDK'sını indirelim arkadaşlar. Java LCDOLANS'a giriyoruz. Buradan sonra buradan aşağı inerek JDK'yı download ediyoruz. Geliyoruz. Buradan lisansı kabul ediyoruz arkadaşlar şuradan. Lisansı kabul ediyoruz. Ardından burada JDK'nın bilgisayarımız hangisi uyumluysa, mesela benimki Windows 64 bit'e uyumlu. Buradan indiriyorum. Sizinki hangisine uyumluysa buradan indiriyorsunuz arkadaşlar. Ardından Eclipse derleyicimizi indirelim. Sitesine giderek buradan indirmeler kısmına geliyorum. İndirmeler. Buradan Windows 32 bit veya 64 bit hangisi sizin için uygunsa onu indiriyoruz arkadaşlar, Eclipse'i. Ben bunları daha önce indirdiğim için şimdi bir daha tekrar indirmiyorum. Zaten internetimde şu anda bir sıkıntı var. Şimdi kapatıyoruz arkadaşlar. Eclipse'i açıyoruz. Burada arkadaşlar bu ekran Eclipse'de bizim çalışma, yani projelerimizin tutulduğu klasör belirliyoruz burada. Şurada şu checkbox'ı işaretleyerek OK'ye basıp devam edersek bu uyarı bir daha çıkmaz. Buradan istediğimiz yolu seçerek projelerimizi oraya kaydedebiliriz. Ben ders adında bir klasör ayarlayıp orada anlatacaklarımı seçtim. Gelelim şimdi Eclipse'i tanımaya arkadaşlar. Eclipse genelde okullarda benim gördüğüm kadarıyla en çok NetBeans kullanılmakta ama Eclipse de kullanılmalı bence. Çünkü Eclipse, ne bileyim, arayüzü daha bir çekici mi desem, daha bir iyi gibi. Benim için daha bir esnek. Benim gördüğüm kadarıyla NetBeans biraz daha karışık geliyordu eskiden. Şimdi ilk önce bir sizinle birlikte yeni proje açalım Eclipse'de. Buradaki menüleri şimdiden tanıtmama ihtiyaç duymuyorum arkadaşlar. Çünkü bunlar nasıl olsa ileride her projenin içerisinde kullanacağımız yerleri olacak. Bu sebepten şimdi kullanmaya lüzum görmüyorum. Yani anlatmaya lüzum görmüyorum. Çünkü ileride kullanacağız. Buradan gelip arkadaşlar sağ tık yaparak New, ardından Java Project seçerek buradan projemizin ismini belirliyoruz. Projemizin ismi ne olsun? İlk proje. İlk proje arkadaşlar. Ardından Finish'e basıyorum. İlk projemi açıyorum. Burada seyirci dosyasının içerisinde yeni package açıyorum. Cluster'ımın olacağı bir package ne olsun? Default package. Bu package'in içerisine bir class'ımızı ekliyoruz arkadaşlar. Şu anda ilk proje diyerekten bir class açtık Java. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ilk proje ekranımız geldi. Kodlarımızı buralara yazacağız. Alttaki ekranda buralarda genelde search, console ve benzeri şeyler kullanacağız. Burasını geçelim. Neyse, şimdi sizin görme açınız açısından bu yazı boyutunu büyüteyim. Yazı boyutunu siz de büyütmek isterseniz eğer, gözünüze küçük geliyorsa, General Appearance, Color and Font, Java kısmından, Java Editor Text'ten edit ediyoruz şurada arkadaşlar. Buradan 14 punta yeter herhalde bize. Apply diyorum. Sanırım bu sizin için biraz daha iyi. Ben bir şey daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Benim için arkası beyaz olunca biraz daha bir göz yorulması oluyor. Bu sefer de arkayı herkesin kendi göz rengine uygun şeyler temalar oluyor Eclipse için. Size bir de Eclipse için tema yapmanız için anlatacağım. Nasıl tema yapılır? Eclipse Color Tema'ya giriyoruz arkadaşlar. Burada temalar var. Ben şimdilik neyi seçsem. Gerçi ben indirmiştim herhalde, bir saniye. Burada arkadaşlar tekrar göstereyim. Buradan geliyoruz arkadaşlar. Package Explorer
penceresi sekmesini kısmından sağ tıklıyoruz buraya. Import diyoruz. General kısmından Preferences kısmından seçip Next'e basıp buradan From Preferences File'ı seçiyoruz. Ben daha önce indirmiştim herhalde. Bir bakayım. Karşılıklı nerede bakalım. Evet, daha önce indirdiklerim bayağı bir var. Bunlardan hangisiydi? Bu değildi. Bir daha bakalım. Preferences. Her neyse, bunu kullanalım şimdilik. İlk programımızı yazalım arkadaşlar, hep beraber. Öncelikle size ekran çıktısı klasik bir Hello World'ü görelim. Klasik programcı, ilk programı. SYS out yazıp Ctrl Space'e basarsak Eclipse'de bu kendini ekrana System Out Println olarak yazıyor. Bu genelde en çok kullanılan fonksiyonlardan biri olduğu için bu sebepten böyle bir kısaltılma yapılmış Eclipse'de. Neyse, Eclipse'in içerisine bir string yazdıracağım arkadaşlar. Ama Eclipse demişim. Ekranıma, konsoluma bir string yazdıracağım. Şimdi oraya tırnak açıyorum iki tane. Geliyorum, Hello World'ümü yazdırıyorum. Sonra geliyorum arkadaşlar. Buradan çalıştırıyorum. Çalıştırmanın ilk kısa yolu F11 arkadaşlar. F11'i kullanırsak daha kolay olur yani. Buraya 2 saat gitmeyin. İlk projeden daha fazla ilerlemek istemiyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Diğer dersimize görüşürüz.